Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu merkezi yağlama sistemlerinde gres distribütörlerinin çalışma prensiplerini göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber takip edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz distribütörün iç yapısı tek iğneli distribütör. Pembe renkli birinci yoldan basınçlı şekilde giren gresimiz yeşil renkteki olan bölgeden birinci yola çıkış yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı olan yerde ikinci yol. Şu an orası kapalı. Burası da gördüğünüz gibi yine pembe renkli ikinci yoldan basınçlı şekilde giren distribütör. Yeşil renkli ikinci yoldan çıkış yapıyor. Gördüğünüz gibi sarı olan birinci yolda kapalı pozisyonda. Çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci yoldan basınçlı bir distribütör geliyor. İğneyi aşağı indiriyor. Yeşil renkli birinci yoldan gördüğünüz gibi spulun ara boşluktan çıkıp birinci yolu yağlıyor arkadaşlar otomatik sistemle. Burası dolduktan sonra hat sonunu gres gördükten sonra tekrar ikinci yola basıyor. İkinci yola basınca spulu yukarı kaldırıyor. Yeşil renkli yerden ikinci yola gres gitmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı olan yerde kapalı olmuş oluyor arkadaşlar. Distribütör çeşitlerimiz tekli, ikili, üçlü, dörtlü, altılı sayısı çok arkadaşlar. Bağlayabildiğiniz kadar distribütör bağlayabilirsiniz. Sisteminize uygun distribütörü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi distribütör üzerinde gresin giriş çıkış yerlerini göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi distribütörün 1 ve 2. yolu buralar arkadaşlar. Buradan giriş yapıyorlar. Burada görmüş olduğunuz iğne de yukarı aşağı hareket ediyor. Aynı zamanda bunun üst kısmında ayar yeri var. İstediğiniz oranda gres miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Giriş ve 1 ve 2. yol çıkışları burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu devam ettirip ilave distribütör bağlayabiliyorsunuz ya da hattı devam ettirebiliyorsunuz otomatik sistemlerde. Gördüğünüz gibi girişi buradan yapıyor. Ve çıkışı da aşağıdaki yoldan çıkış yapıyor arkadaşlar. Distribütörümüz biraz önce gördüğümüz iç yapısını gördüğümüz distribütörün kendisi bu. Şu kısımdan ayar yapabiliyorsunuz. Yağlayacağınız gres miktarını buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu civatayı sıkıp spulun hareket alanını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz distribütör tek iğneli distribütör arkadaşlar. Bu distribütörle sadece iki tane yatak yağlayabilirsiniz. İki tane çıkışı var. Birinci yol ve ikinci yol arkadaşlar. İlave yağlamak istediğiniz yer olduğu zaman ilave distribütör bağlamak durumundasınız arkadaşlar. Yağlayacağınız yerin sayısına göre çıkışlı distribütörden kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Tekrar edecek olursak arkadaşlar, pembe yoldan basınçlı gres giriyor ve spulu aşağı indirerek daha önceki dolan yeşil alandaki gresi birinci yola gönderiyor arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi ikinci yol sarı alan kapalı. Burası kapalı. Tekrar ikinci yola basınçlı gres geldiği zaman yukarıdan yeşil olan yerden ikinci yola gres basmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sarı alandaki birinci yolda kapalı olmuş oluyor. Şemamız bu şekilde arkadaşlar. Çalışma prensibi böyle. Merkezi yağlama sistemlerinde otomatik pompalarla hat sonu switchlerini kullanarak bu şekilde yağlama yapılıyor arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.